Havaların soğuması ile birlikte de bademcik iltihaplanması çok arttı. Bunun için ne önerirsiniz? Bunun için de çok güzel. Adaça ile ilgili malum çok söylenti var. Koronaya karşı etkili, şöyle etkili, böyle etkili. 700 çeşit dünyada adaça türü var. 700 çeşit. Bunlardan tıbbi olanına Zalvia officinalis denir. Bu çok farklı bir bitki. Tek loblu. Ana bir lob burada yaprağı. Lobludur. Hakiki adaçayıyla bu yaprağı. Bu çiçeği. Çiçeği gördüğünüz gibi pembe. Çok güzel çiçeği var. Bu da genel görünümü. Adaçayıyla dünyadaki tıbbi adaçayla dünyada en kaliteli adaçayı Türkiye'de yetişir. Sonra Arnavutluk ve İtalya'daki yetişimleri gelir. Bu adaçayıyla şu adaçayı beyaz çiçekli gördüğünüz gibi tıbbi adaçayı pembe çiçekli. Bu gördüğünüz adaçayı ise Zalvia triloba 3 loblu. Ortada bir ana lob, yanında iki tane kulakçık şeklinde yaprakları var. Çiçeği de beyaz. Genellikle bu beyaz çiçekli ada çayı Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetiştiği için ve çok ucuz olduğu için bütün aktarlarda, marketlerde, her yerde bu satılır. Tıbbi ada çayını kimse bilmez. Özel yetiştirilir bu. Öyle narin bir bitki. Her yerde kendinden yaban olarak yetişmez. Çok çok farklı. Zalvia officinalis ile ilgili 880 klinik araştırması yapılmış. Tıbbi adaça ile ilgili. Diğer loblu adaça ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Vay vatandaş adaçayı şöyle faydalı, böyle faydalı diyor ama hangi adaçayından bahsediyor? Türkiye'de 83 çeşit, dünyada 700 çeşit adaçayı var. Sadece biri tıbbi amaçla kullanılır. Adı da tıbbi adaçayıdır zaten. Mesela benim büyük oğlum bademcikleri şişmişti, böyle ceviz kadar olmuştu. Yıllar önce, 20 yıl önce. Doktora götürdüğümde ameliyat gerekir ama yaz, beklesin 6 hafta, sonbahara doğru. Çünkü ağrısı, sızısı olur vesaire vesaire de. Dedim ki, oğluma bak ameliyat olmak istiyorsan görüyorsun. Ameliyat olmak istemiyorsan adaçayı içeceksin. Ve bizde özel bir ürünümüz var. Zencema, eski ismi iksir. Bundan içeceksin. Sarımsaklı limon suyu karışık özel bir ürün. Bunları kullanacaksın. Bademcik diye bir sorun kalmaz. Yoksa ameliyat olacaksın dedim. Peki peki dedi. Korktu çocuk. 6 hafta hem adaçayı içti hem iksir. 6 hafta içerisinde bu bademcikteki bütün iltihap aktı, tertemiz oldu, küçüldü. Böyle nohut kadar kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Adaçayı bademcik iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitki. Mesela bu yazın Ağustos ayında hararetten duramıyorsunuz, yatamıyorsunuz, uyuyamıyorsunuz. Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde insanlar genellikle yazın yatamadıkları için dama çıkıyorlar, damda yapıyorlar. Cimbidirlik denen böyle bir şey içerisinde sivrisinekten korunuyorlar. Ben de gitmiştim Antalya'ya. Bizim kuzenim dedi ki içeride yatamayız, çok sıcak oluyor, dama çıkalım. Dedim ya ben bilmiyorum burayı, hadi kalktım gece ne olacak, damdan aşağı düşeceğim. Yok yok bir şey olmaz dedi. Bir sefer ben de yattım. Şimdi Güneydoğu Anadolu'da insanlar yazın çok sıcak olduğu için dama çıkıyor. Ama damda olduğunu unutuyor. Lavaboya gidiyorum derken damdan düşüyor. Ayağı kırılıyor, kafası kırılıyor. Eyvah. Oysa bu adaçayının eterik yağından birkaç damla akşam yatmadan önce işte hararet diye bir şey olmaz. Ben ve çocuklarım tatile gittiğimiz zaman Antalya'ya küçük bir şişe adaçayı yağı alırız yanımıza. Terlemek, şakır şakır terlemek diye bir şey olmaz. Antalya'ya alışkın değilsin. Antalya'ya gittiğin zaman ne olur? Şakır şakır terli, sokağa çıkamazsın öğleni. Ama adaçayının yağını birkaç damla damlattığınızda her türlü harareti keser. Bademciğe iyi gelir, ses kısılmasına iyi gelir, faranjite iyi gelir. Yani klinik araştırmalarla benim bu söylediklerim hepsi belgelenmiştir. Ama koronaya karşı etkili diyor. Bir profesör doktor ismi lazım değil. Bilmiyoruz böyle bir araştırma var mı yok mu? Var mı yok mu? Evet, bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bilmediğimiz bir konuda ne yapıyoruz? Konuşmuyoruz. Her türlü faranjite, ses kısıklığına, efendim, sinüzite vesaire vesaire iyi gelir. Ama koronaya karşı etkili mi değil mi bilmiyoruz. Koronaya karşı etkili olan başka ürünler var.